Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş bizimle birlikte. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Piyasaların hareketli olduğu bir süreci yaşıyoruz. Haber akışında dikkatle takip ettiğin aşikar piyasalar nezdinde. Dövizin seyri ne olur dedik biz, hem dolar TL için. Şimdi aslında sert bir değer kaybı söz konusu Türk lirasında. Dolayısıyla bu da hem doların hem euronun hem sterlinin ciddi seviyelere ulaşmasına sebep oluyor. Şimdi bu noktada baktığımızda dolardaki bu seviyelerin temelinde hangi nedenler yer alıyor diye. Tabii ki başta ABD ile olan bu siyasi gerilimin etkisi ve ekonomik bir takım belirsizlikler Türk lirasını ciddi anlamda değersizleştirdi. Biz dün 5.42'lerin üzerini görmemiz sonrası aslında bu sabah 5.20'lere veren bir geri çekilme görmüştük ama geri çekilmelerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Düşüş hareketlerinin günün ilerleyen saatlerinde yeniden ivmelenerek yönünü yeniden yukarı çevirdiğini görüyoruz. Bu noktada dolar Türk lirası nezdinde özellikle istikrarlı bir düşüş hareketi görebilmemiz açısından ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu bir veri akışına ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bu sabah bir mutabakat haberi geldi. Siz de az önce söylediğiniz gerçi. İki ülkenin bir ön mutabakata vardı ve Ankara'dan bir heyetin bu hafta içerisinde birkaç gün içerisinde Washington'a gideceğine yönelik haberler ciddi anlamda etkili olmuştu ama bununla ilgili bir detay paylaşılmadı. Bu tip haberlerin devamını da şu an için görmüyoruz. Dolayısıyla yeniden özellikle de İran cephesinde ABD-İran arasındaki söylemlerin etkisiyle 5.30'un üzerine çıktı. ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu veri akışının devamı gelmediği müddetçe kurlarda yönün yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Peki aslında piyasalar nasıl bir haber bekliyor ya da nasıl bir adım bekliyor dediğimizde, yani Merkez Bankası cephesi var, dün Rom'da bir değişikliğe gitmişti, ardından hareketin daha netleştiğini gördük aslında. Piyasa neyi fiyatlıyor, neyi bekliyor, nasıl bir adım bekliyor? Şöyle cevap vereyim. Aslında dün Merkez Bankası'nın attığı adımdan sonra kur üzerinde etkili olmadı şeklinde yorumlar var. Ama Merkez'in attığı adım çok fazla kurla ilişkin değildi. Romların düşürülmesi bankaların likiditesi yönelik bir hareketti. Tamamen bankaların elindeki döviz likiditesini arttırmaya yönelik. Dolayısıyla bu tip hamleler sonrasında zaten amaç kurların ciddi anlamda düşüşe geçmesi değildir. O yüzden zaten doların ciddi bir düşüş sergilemesi de beklenmezdi. Bu da aslında piyasalar ne bekliyor? Çok güzel bir soru. Kurlardaki bu hareketle birlikte acaba Merkez Bankası bir faiz artırımı yapar mı söylemleri piyasalarda çıkmaya başladı bile. Ama biz bunu çok beklemiyoruz. Çünkü Merkez Bankası 24 Temmuz'daki toplantısında ek parasal sıkılaşmaya gitmenin, ekstra sıkılaşmaya gitmenin özellikle finansal istikrar açısından ek problemleri de beraberinde getirebileceğini söyledi. Dolayısıyla biraz bekleyecek Merkez Bankası mevcut para politikasıyla diye algıladık biz. Ama ne olabilir? Piyasalar neyi bekliyor? Bu da iki nokta önemli. İlk başta dediğim gibi ABD-Türkiye ilişkileri açısından olumlu veri akışı kurlar üzerinde önemli ölçüde aşağı yönlü hareket yaratacaktır diye düşünüyoruz. Diğer taraftan kredibilitesi yüksek ve piyasadaki mevcut endişeli havayı sakinleştirebilecek bir ekonomik programın gelmesiyle birlikte de olası bir düşüş hareketinin kalıcılık kazanabileceğini düşünüyoruz. Bu iki haber akışıyla birlikte TL'nin mevcut kan kaybının bir miktarda olsa durdurulabileceği görüşündeyiz. Ancak dediğim gibi piyasada konuşulmaya başlanacaktır, başlandı bile, Merkez Bankası faiz artırımı. 24 Temmuz'daki toplantıda çok açık bir şekilde söyledi aslında Merkez Bankası, maliye politikası tarafı bundan da bir adım bekliyorum dedi. Mevcut şu ana kadar yaptığımız yüksek faiz artırımlarının etkileri gecikmeli olacak. Bu etkileri de bir görmek istiyorum dedi. Ve para politikasını bu haliyle bir süre daha devam ettireceğim dedi. Bu da eğer çok ekstrem bir durum olmadıkça bir faiz artırımına gitmeyeceğim, mevcut durumu koruyacağım anlamına geliyor şeklinde algıladık. Peki son olarak toparlayacak olursak ons altında da yükselişi görüyoruz yeniden düşüşünün ardından. Altında içeride tabii ki dolar TL etkisini de görüyoruz. Orada da bir yenileme var tarihi zirvede. Keza borsada da yükseliş var. Altın ve borsa için toparlayacak olursak ne demek lazım seyri açısından?
altına başlayalım çok kısaca dilerseniz. Ons altın açısından zaten çok sert bir düşüş hareketinin yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz kanaatindeyiz. Hem petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı dezenflasyon korkuları hem de dolar endeksindeki değerlenme ons altını ciddi anlamda düşürmüştü. Ancak biz bu noktada düşüşün 1200-1220 bandından biraz sona yaklaşmış olduğunu, doyuma ulaşmış olduğunu düşünüyoruz. Ve dolayısıyla ons altında hem mevcut jeopolitik riskler, hem ABD tahvil faizlerindeki hareket, hem de dolar endeksindeki yükseliş hareketinin biraz istikrarlı durulacağı beklentimizle 1200-1220 bandın alım fırsatı olmasını bekliyoruz. Gram altında da yükselişler var. 202 ile birlikte rekorları gördük. Gram altındaki yükseliş eğiliminin de dolardaki hareketle birlikte devamını bekliyoruz. Borsa tarafına da bakacak olursak burada 90-95.000 aralığında bir hareket sonrası 95.000 üzerine gidildiğini gördük. Bu civarlardaki aslında serin devam etmesini bekliyoruz. 90.000'in altına gelinmesi şu an için biraz zor gibi gözüküyor ama az önce de belirttim. ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu bir veri akışıyla birlikte piyasadaki mevcut endişeler dindirilmezse, yani bu sabahki veri akışı devam etmezse borsada 90.000'in altı söz konusu olabilir. Ancak şu andaki iyimser veri akışı sağlanmaya çalışan veri akışının devamıyla birlikte biz 95.000 üzerinde tutunma görebiliriz. Taciler Menkul Değerler Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş bizimle birlikteydi. Teşekkürler diyoruz, bilgilerini, öngörülerini bizimle paylaştı. Turizm dediğimizde